Tolga Şardan, T24 Sandık sonuçları ve iki turun gösterdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çifte galibiyetle sonuçlanan 2023 seçimleri dün sabah itibariyle geride kaldı. 14 ve 28 Mayıs'taki iki turlu cumhurbaşkanlığıyla milletvekili seçimi için pek çok yorum yapmak mümkün. Siyaset bilimciler ve toplum bilimciler bu sürecin değerlendirmesini elbette yapacaktır. Ancak sayısal veriler üzerinden konuşmak kanımca daha sağlıklı tablonun ortaya çıkmasının önünü açacak. Sayısal veri analizi konusunda 14 Mayıs'tan itibaren T24'te özel çalışmalar sürdüren Sertuğ Çiçeğin geriye doğru yazılarını okumanızı öneririm. Çiçek, dün yayınlanan yazısında özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki tur arasında bilinmeyenleri net biçimde ortaya koydu. Çiçek'in verdiği bilgiye göre ikinci turda katılım ilk turdaki sayıya göre düştü. İlk turda toplam seçmen sayısı 64 milyon 190 .651. kullanılan oy 55 milyon 833 .175. geçerli oy 54 milyon 796 bin 74'tü. Katılım oranı ise %86.98 oldu. İkinci turda toplam seçmen sayısı yaklaşık 7 bin artışla 2 hafta içinde 18 yaşını doldurup seçme hakkını elde eden yeni seçmenler de bu rakamın içinde 64 milyon 197419. Kullanılan oy 53 milyon 841229. Geçerli oy 53 milyon 158 oldu. Sandığa katılım oranı ise 84.22’de kaldı. Böylece, ilk turda sandığa gitmeyen seçmen sayısı 8 milyon 357476 iken, ikinci turda sandığa katılım düşmekle birlikte, 10 milyon 356 oldu. İlk turda Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 2 milyon 539 binlik oy farkı ikinci turda sadece 246 bin azalarak 2 milyon 292 e indi. Ayrıca her iki tur arasındaki geçerli oy sayısı da 1.037.101'den 633.147 düştü. Milliyet İttifakı'nın seçimin ikinci tura kalmasıyla ilk turda sandığa gitmeyen seçmeni ikinci turda sandığa çekme yönündeki çabasının yeterli olmadığı anlaşılıyor. İki tur arasındaki farkların yüksek olması muhalefetin aleyhine oldu. Buradaki parametrelerin yarattığı olumsuzluklar muhalefetin önümüzdeki yerel seçimler için geliştireceği stratejide dikkate alınacaktır kuşkusuz. Muhalefetin Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki farkın kapanmasında büyük umut bağladığı 3 büyük kentte son durum şöyle. Ankara. Kentin genelindeki katılım oranı ilk turda %86.98, ikinci turda %88.02 oldu. İlk turda Kılıçdaroğlu %47.32, Erdoğan %46 aldı. İkinci turda Kılıçdaroğlu %51.23, Erdoğan %48.77 aldı. İlk turda Kılıçdaroğlu 3 ilçede Çankaya, Yeni Mahalle ve Etimeskut birinci olurken ikinci turda 3 ilçeye Mamak da eklendi. Erdoğan ise ikinci turda 21 ilçeden ilk sırada çıktı. İstanbul, kentin genelindeki katılım oranı ilk turda %90.53, ikinci turda %87.82 oldu. İlk turda Kılıçdaroğlu %48.56, Erdoğan %46.68 aldı. İkinci turda Kılıçdaroğlu %51.78, Erdoğan %48.22 aldı. İlk turda Kılıçdaroğlu 19 ilçede birinci olurken Erdoğansa 20 ilçede ilk sırada yer aldı. İkinci turda ise Beyoğlu'nda seçmenin tercih değiştirmesiyle Kılıçdaroğlu 20, Erdoğan 19 ilçede ilk sırayı aldı. Beyoğlu'nda katılım %2'den biraz fazla düşmesine karşın Kılıçdaroğlu oyunu %47.34'ten %50.18'e yükseltince liderlik el değiştirdi. İzmir kentin genelindeki katılım oranı ilk turda %90.26, ikinci turda %87.23 oldu. İlk turda Kılıçdaroğlu %63.31, Erdoğan %31.48 aldı. İkinci turda Kılıçdaroğlu %67.13, Erdoğan %32.87 aldı. İlk turda Kılıçdaroğlu 28 ilçede birinci olurken Erdoğan'sa sadece Kemalpaşa ve Kirazla ilk sırada yer aldı. İkinci turda da liderlik ilk turdaki şekliyle kaldı. 81 ildeki durum. Ülke genelinde ilginç bir tablo var. Şöyle ki ilk turda 81 ilde 41'de Kılıçdaroğlu, 40'ında ise Erdoğan ilk sırada çıktı. Fakat ikinci turda Hatay'ın yer değiştirmesiyle Erdoğan 41 kentte ilk sırayı aldı. Hatay özelinde bakıldığında ilk turda Kılıçdaroğlu %48.08, Erdoğan %43.03 oy aldı. İkinci turda ise Erdoğan %50.14, Kılıçdaroğlu %49.86 oy aldı. İlçelerdeki tablodan ilk ve ikinci turdaki durum değişmedi. Arsuz, Belen ve Samandağ Kılıçdaroğlu'nda kalırken diğer ilçelerde Erdoğan'ın ilk sırada sandıktan çıktı. Kentin merkez ilçesi Antakya'da Erdoğan ilk turdaki %53.90 oyu ikinci turda %56.50'ye yükseltti. Büyük şehirler. Ülke genelindeki büyük şehir statüsündeki 30 kentte ilk turda 16'sında Kılıçdaroğlu, 14'ünde Erdoğan ilk sırada yer aldı. İkinci turda ise Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 15'er büyük şehirle ilk sırada çıktı. Burada dengeyi Erdoğan'ın lehine bozan kent Hatay oldu. Coğrafi bölgeler. 7 coğrafi bölgede ise tablo şöyle. İlk turda Kılıçdaroğlu, Ege, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde ilk sırayı aldı. Erdoğansa Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ilk sıradaydı. Fakat ikinci turda Marmara bölgesi Kılıçdaroğlu tercihinde bulundu. Marmara bölgesinde ilk turda Erdoğan'ın oyu %47.58'di. İkinci turda Kılıçdaroğlu Marmara bölgesinden %50.41 oy aldı. Kılıçdaroğlu, bölgeler bazında en yüksek oyu %57.75 ile Ege bölgesinde, Erdoğan ise %65.36 ile Karadeniz bölgesinde aldı. Dikkat çeken yerler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun memleketi Alanya'da Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda Erdoğan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Taşkent'te Erdoğan, Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da kendisi, Rize'nin tek CHP'li belediyesi Fındıklı'da Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Nazımiye'de kendisi, DP lideri Gültekin Uysal'ın memleketi İncehisar'da ise Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oturduğu Üsküdar'da Erdoğan, SP lideri Temel Karamoğluoğlu'nun memleketi Gürün'de Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Bahçe'de Erdoğan sandıktan birinci sırada çıktı. Kürt oyları İkinci turda en çok merak edilen oyların başında HDP'nin çağrısı üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve Kürt seçmenin yoğun olduğu 14 kentte çıkacak tablo geliyordu. Burada yine T24'ten çiçeğin tespitlerine baktığımızda ikinci turda Kürt seçmenin Kılıçdaroğlu'na yönelik küskünlük içinde bulunduğunu söylemek yanlış olmayacak. Zira Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi oy potansiyeli nedeniyle özel protokol yaptığı Milliyetçi Zafer Partisi'ni ittifaka alması Kürt seçmen üzerinde olumsuzluk yarattığı değerlendiriliyor. Bu kentler Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van. 14 kentte ilk turda 3.8 milyon dolayında seçmen sandığa giderken, ikinci turda oy kullanan seçmen sayısı 254 bin azalarak yaklaşık 3.5 milyonda kaldı. Türkiye genelinde %3.11 puan düşen seçime katılım oranı, söz konusu 14 kentin toplamında %5.39 oranında düştü. Çiçek yazısında şu değerlendirmeyi yaptım. İncelediğimiz 14 ilde Erdoğan'ın birinci turda %31.18 olan oy oranı oylarındaki yaklaşık 37 binlik artış sayesinde %34.03'e yükseldi. Bu illerde ilk turda Sinan Oğan'a giden oyların büyük bölümünün çok az fireyle Erdoğan'a yöneldiği kanaatindeyim. Erdoğan Türkiye genelinde oylarını 600 bine yakın arttırırken bunun sadece 37 bin kadarı 14 ilden geldi. Bu oyların büyük kısmının ilk turdaki oan oylarından geldiğini söylemek mümkün. Kılıçdaroğlu ise bu illerde 136 bin civarında oy kaybetti. Bu kaybın esas olarak katılım oranındaki düşme nedeniyle ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Kürt seçmen sanda ilk turdaki kadar ilgi göstermiş olsaydı da Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki 2.3 milyona yakın farkın eritebilecek bir büyüklüğe ulaşamaz. Özetlersek Kürt seçmenin son gelişmeler nedeniyle yaşadığı küskünlüğün sandığa yansımasının Türkiye genelindeki tabloyu değiştirecek bir büyüklükte olmadığını söyleyebiliriz. Seçim döneminde devletin tüm imkanlarını aşırı düzeyde seferber eden iktidarın seçmen üzerindeki etkisi görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştı maalesef. Maddi ya da manevi akıllara gelecek tüm olanaklar seçim için kullanıldı. Eskilerin deyimiyle günahıyla sevabıyla, güzeliyle çirkiniyle, iyisiyle kötüsüyle seçimler geride kaldı. Kısıklı ve Ankara'da iki ayrı balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın gelecek için şimdiden mesajlarını vermeyi ihmal etmedi. Eskilere göre daha sert tonda yaptığı açıklamalarla kendisine oy vermeyenleri hedefe aldı. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar ülkede siyasetin yine sertleşeceğini düşünmek yanlış olmayacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.